Merhaba arkadaşlar, Tarkan Özvardar ben. Bugün YouTube kanalımızın ırklar köşesinde size Shih Tzu ırkı köpekleri tanıtmaya çalışacağım. Evet, burada da görüyorsunuz iki tane Shih Tzu, sağ taraftaki genç olan bir köpek, daha henüz 6 aylık bir Shih Tzu. Sol taraftaki de kaç yaşına gelmişti? 11 yaşında Shimi. İkisi de Shih Tzu ırkı köpekler. Daha önceki videolarımda da özellikle evde beslenebilecek köpek ırkları konulu olan videoda üstüne basarak söylediğim ırklardan bir tanesi Shih Tzu. Çünkü ev için son derece uyumlu, pet olmaya son derece müsait olan bir ırk Shih Tzu. Shih Tzu'nun tarihçesine baktığımız zaman isminden de anlaşılacağı gibi Çin kökenli olan köpekler Shih Tzu'lar. Shih Tzu'lar için yani orijinleri Çin ama özellikle Shih Tzu'ların varoluşu konusunda iki tane teori var. Bir tane teori Tibet kökenli olan Lhasa Apso'larla Pekinezlerin melezlenmesi sonucunda saflaştırılmış bir ırk olduğu konusunda. Bir tanesi de aslında Lhasa Apso ve Pekinez'den daha eski bir saf ırk olduğu konusunda iki tane teori var. Bu iki teoriyi de doğru kabul eden insanlar var. Sonuçta bu köpek Çin orijini olan bir köpek. Esas önemli olan nokta bu hayvanların karakterleri. Neden bu kadar kolay pet olabilen köpekler? Niye pet olmaya bu kadar müsaitler? Çünkü karakterleri son derece düzgün, son derece sakin, aynı zamanda çok neşeli, oyuncu, eğitilebilirlikleri son derece yüksek. Ev içerisinde özellikle şehir yaşantısına ve ev yaşantısına çok kolay adaptif algı şekillendirebilen köpekler. Bunun yanı sıra da çok tercih edilmelerinin altında tabii ki davranışsal olarak rahat köpek olmaları, uyumlu ve adaptif algılarının yüksek olması ama yanı sıra da tabii ki tüy yapıları. Shih Tzu'lar tüylerini normal uzayışına bıraktığınız zaman ciddi uzun silki yapıda tüye sahip olan köpekler ama tabii ki tüyleri günlük bakım isteyen köpekler, günlük tarama ve bir takım dışarıdan kullanılması gereken aparatlar var, spreyler var, işi kolaylaştırmak hedefli, özellikle düğüm olan kıtıklaşan tüyleri engellemek hedefli olarak ama esas özellik tüy dökümünün çok çok az, yani yok denecek kadar az olan köpeklerdir. Özellikle Shih Tzu ırkı köpeklerin diğer bir avantajlı tarafı da ömürlerinin normalde köpek marjına, köpek yaşam marjından biraz üstte olması. Yani 10 ila 16 yıl arasında ömürleri var. Bir köpek için uzun sayılabilecek bir hayat marjı, yaş olarak uzun yaşıyorlar ve daha uzun birliktelik, biliyorsunuz köpeklerde en üzücü şeylerden biri yaşam sürelerinin bizden çok daha kısa olması ve bu da özellikle bir canlıya bağlılık oluşturmuş bir sahip için oldukça travmatik bir şey. Uzun yaşayabilen köpekler, söylediğim gibi tüy yapılarından dolayı çok tercih edilen köpekler çünkü çok az tüy döküyorlar. Evet, bakım çok isteyen tüyler bunlar ama az tüy döküyorlar ve non alerjik köpek olarak kabul görüyorlar. Az tüy döktükleri için özellikle eser miktarda, optimalde ya da yüksek alerjisi olan insanlar için ve köpekleri çok seven, beslemek isteyen insanlar için çok önerilen ırklardan bir tanesi. Özellikle alerjik insanlarda yüksek reaksiyonlara sebebiyet vermediği için. Ve görüyorsunuz mesela burada da Shimi her ne kadar 11 yaşında olduğu için ağırbaşlı bir köpek olsa da bakın 6 aylık bir köpek. O da son derece stabil davranışlar gösteriyor. Sanki yetişkin bir köpek gibi sakin, kararlı davranışları var. Söylediğim gibi ev yaşantısına çok uyumlu, eğitilebilirlikleri çok yüksek. Ve dediğim gibi evde beslenebilecek, özellikle apartman yaşantısına çok kolay adapte olabilecek ırklardan bir tanesi. Yetişkin olduklarında ortalama 4 ila 6 kilo arasında vücut ağırlığına sahip oluyorlar bu köpekler. Ama beslenme konusunda biraz dikkatli olmak gerekiyor. Kolaylıkla obeziteye yakalanabilen köpekler. O yüzden düzenli ve dengeli beslenmesi gereken köpek ırklarından bir tanesi. Dişi ve erkekler arasında davranışsal olarak seçim konusunda çok yüksek bir fark yok. Erkekler de dişiler kadar sakin olabiliyorlar. Tabii ki dişi, daha önceki dişi köpek mi erkek köpek mi videomuzda anlattığım gibi daha itaatkar ve ortamına daha bağlı ama Shih Tzu'larda erkekler de son derece itaatkar ve sahiplerine bağlı şekilde yaşayabiliyorlar. O yüzden cinsiyet seçiminde herhangi bir işarette bulunmak istemiyorum. İlla dişi olsun ya da erkek olsun şeklinde bir şey söylemek istemiyorum. Bu ırkın bir takım hastalıklara yatkınlıkları var.
nedir? En başta Shih Tzu'larda çok sıklıkla gözlemlenen genetik bir rahatsızlık, genetik geçişli bir rahatsızlık. PRA dediğimiz progresif retinal atrofi dediğimiz bir göz anomalisine genetik yatkınlıkları var. Bazı diğer ırklarda da, örneğin Border Collie'lerde de PRA genetik hastalıklardan bir tanesi. O yüzden bu hastalığı düşünerek edinmek gerekiyor ve bu yönde takip gerektiren bir ırk. Bunun haricinde hipotiroidizm, yani tiroid hormonunun düzgün çalışmamasına bağlı tiroid fonksiyon bozukluğuna yakalanabilen köpekler. Çok fazla yine görülen bu hayvanlarda patella luksasyonu, yani diz kapağının immobil hale gelmesi, diz kapağının çıkmasıyla karakterize bir rahatsızlık ortopedik anlamda. Bu yönde de mutlaka dikkatli olmak gerekiyor. Gözünüzün üstünde olması gereken ırklardan bir tanesi. Lekpartes kalve denilen bir yine kalça problemine yatkınlıkları var bu ırkın. Yine o yönde de dikkat edilmesi gerekiyor. Alerjik reaksiyonlara da yatkınlıkları var. Beslemeye ve özellikle güneşle olan münasebetine de dikkat etmek gerekli. Çok fazla kulak enfeksiyonlarına ve göz enfeksiyonlarına yatkınlıkları var. Bunun haricinde birçok küçük ırkta olan solunum yolunda traheal çökme dediğimiz, kollaps dediğimiz soluk borusunda çökmeye bağlı olarak oluşabilen bir rahatsızlık var. Ona da yatkınlığı olan bir ırk. Bir de tabii ki basık suratlı bir köpek olduğu için zaman zaman reverse sneezing dediğimiz işte tıkanmayla karakterize olan reaksiyonlara da yatkınlığı olan bir ırk. Ama düzgün bakıldığı takdirde birçok hastalığı varmış gibi gözüküyor ama bu hemen hemen bütün saf ırklar için geçerli. Birçok saf ırkın birçok hastalığa karşı yatkınlığı var. Bunlar da genel hastalıkları. Aldığınız bir Shih Tzu'da mutlaka bunlarla karşılaşacaksınız diye bir kaide yok. Ama tabii ki ırk konusunda kararlıysanız, ben kesin kes Shih Tzu istiyorum diyorsanız bilinçli üreticilerden, kayıtlı üreticilerden edinmeniz, özellikle secere ve pedigrilerinde geçmişte ailelerinde bu tip hastalıkların olmadığı ve eradike edilmiş olduğuna dair belgeleri olan köpekleri tercih etmeniz, ilerleyen dönemlerde hayal kırıklığına uğramamanız ve hayvanın da suistimale uğramaması açısından oldukça önemli. Bu ırkın renk varyeteleri burada görüyorsunuz. Genellikle kahverengi beyazın tonları olabiliyor, siyah beyaz olabiliyor ve brindle dediğimiz çizgili ve bulanık dumanlı görüntüde de renk varyetesiyle karşılaşabiliyorsunuz Shih Tzu'larda. Tabii ki Shih Tzu'lar apartman yaşantısına ve şehir yaşantısına kolay adaptif algı geliştiren köpekler ama şöyle düşünmemek gerekiyor. Yani hiç gezdirmeyeceğiniz, dışarıya çıkartmayacağınız köpekler anlamına gelmiyor bu. Tabii ki daha önce de birçok videomda bahsettiğim gibi küçük ırk da olsa mutlaka egzersiz ihtiyacı, dışarıya çıkma ve iletişim kurma, diğer köpeklerle, türdeşleriyle ya da tür dışı canlılarla iletişim kurma istekleri vardır. O yüzden düzenli olarak gezdirilmesi gerekir. Ama şunun gibi düşünün, bir Shetland Sheepdog kadar egzersize ihtiyacı olmayabilir küçük ırklar içerisinde. Veyahut da bir Pomerian kadar aktif olmaya ihtiyacı olan bir köpek değil ama tabii ki düzenli gezintilerinin organize edilmesi gerekiyor. Tabii ki bu konuşmalardan şu da çıkmasın, hiç bu köpekler herhangi bir köpek bir spor programına dahil olamazlar mı? Tabii ki olabilirler. Örneğin Shih Tzu'lar kendi klasmanlarında agility programlarına, çeviklik parkuru programlarına katılabiliyorlar. Bu yönde çalışmalar yapılabiliyor. Tabii ki doğru yaşlarda doğru ekipman ve doğru destekle yapılması gerekiyor bunların. Çok rahat agility çalıştırabileceğiniz köpekler, çeviklik parkuru çalıştırabileceğiniz köpekler. Birçok numara eğitimine yatkınlığı var çünkü odaklanması yüksek. Konsantrasyonunu kolay kolay kaybetmeyen bir köpek, itaat algısı da yüksek olduğu için itaat yarışmalarına hazırlanabilir, agility çalışabilir. Bu köpekler numara eğitimleri konusunda da rahatlıkla kullanılabilen köpeklerden bir tanesi. Ama söylediğim gibi en önemli özellikleri insan hayatına çok kolay uyum sağlayan köpekler. O yüzden de ev içerisinde bakılacak köpeklerde diğer videomda söylediğim gibi en başta saydığım ırklardan bir tanesi. Özellikle üstüne basarak bu videonun sonunda da söylemek istiyorum. Eğer evde köpek beslemek istiyorum, çok yüksek enerjiye sahip değilim, çok fazla egzersiz şansım yok, titiz bir insanım, tüylerle aram çok iyi değil diyorsanız ve işte köpeğimle birlikte her yere seyahat etmek istiyorum, birlikte hareket etmek istiyorum diyorsanız
özellikle de köpek tecrübem daha önce yok. İtaat alışkanlıklarını oluşturmak benim için çok kolay olmayabilir. Hiperkinetik hareketli bir hayvan için diyorsanız ve bunun bütün bunlara rağmen bir köpek istiyorsanız bence Shih Tzu çok doğru bir adrestir. O yüzden özellikle bu tip istekleri olan insanların ırk konusunda Shih Tzu'ya yönelebileceğini üstüne basarak söylemek istiyorum.